şöyle kandırmaya çalışıyorlar. Senin cebinden bir şey çıkmadı. Evet. E çıkmadı da imtiyaz verdin sen. İmtiyaz devletin verdiği en kıymetli şeydir. Ver, İmtiyazı verdikten sonra canım, bana ver, ben her yere işletirim. Ya ne olacak Kemal ki yani? Kemal Bey'e sordular, dediler siz ne yapacaksınız? Ben dedi yap işlet devlet modelinde yapacağım dedi ya. Kim? Kemal Bey de kendisi bunu söyledi. Ya ben Kemal Bey'in avukatı değilim kardeşim. Anladım bana ne ama yani. Kemal Bey'in konuştuklarından ben sorumlu değilim ya yani. Bu, bana bu ne modelle bütün yani, dünyada. Efendim yap işlet devlet modeli. Bak evet. Yap işlet devlet modeli. Bir kere toplumun önünde yapılan bir ihale sonucunda çıkar. Öyle oldu zaten. İki, halen böyle 6 milyardan 30 milyara kadar uzanan bir... Onun yalanı zaten. Ya kardeşim neyin yalanı? Biz şu anda söylüyoruz. Apaçık söylüyor bak, gösterdiği kağıt bile yalan çıktı yani. Ya arkadaş ihale yalan mı? Burada belgesi yalan, var. Yalan. Böyle, onuru var Cumhurbaşkanı'nın ya. Böyle kağıt sallayınca gerçek olmuyor. Var ama yalan mı ihale? Yalan. O zaman ihale yalansa yalan. 18 milyar lirayı kim ödedi? O imza yalan. O kim imza ödediniz? İhale kağıdı değil. Cumhurbaşkanının imzası şey. Olmadan oluru olmadan olmaz. Olur 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 yazısı şey. Olmadan bak, olmaz. Diyor, Cumhurbaşkanı bütçeyi... Ama olur yazısından. Olur yazısı var ya. Dün gene açıkladı CHP. İhale değil o. İhale değil o. Neyin peki? Ne o zaman? Ne vallahi biliyor Kemal Bey bir şey uydurmuş fotokopi kağıdı. Arkadaşlar gösteriyor yani. Onlar bürokratlardan gelen, devletin içinden bürokratların yolladığı ve alın bu hükümeti denetleyin diye yolladıkları hükümeti devirmek için ben uydurma kağıt düzenliyorum. Uydurma değil, uydurmaysa vallahi gitsin mahkemeye versinler. Vallahi Kemal Bey o kadar sıkıntıya düştü ki bu yalanlar dedi, karşısında güvenilirliğini dedi. Yitirdi. Cumhurbaşkanı diyor mu? Cumhurbaşkanı diyor mu öyle bir ihale olmadı, hayır. Öyle bir para verilmedi diye? Yapmayın, yok öyle kendinizi şey, bu kadar kandırmayın ya. Öyle bir ya öyle 18 bir şey milyar yok, yapın öyle şey yok. İhale şey var, ihale var. İhaleden bahsediyoruz. Bak sen sadece evet, şunu sorulaştırma bakanına. De ki Atatürk Havalimanı'nı keyfinize kapattınız. Değiştirin şimdi. Rant yaratmak için değiştir. 278 milyon o kağıdın euro. Hesabını verecek siz Kemal Bey bak. O kağıdın gelsinler, hesabını. Gelsinler o mahkemelerin hepsi hem Kemal Bey hem Kemal Bey o kağıdı böyle sallayarak verecek. Hem de 250 bin lira para şimdi tazminat cezası davası işte. Kafanıza göre çağırıyorsunuz ihaleye. Hayır. Al kardeşim. Bir de hadi uzattım. Bir de hadi ekledim. O böyle kağıt, rezalet o olur sahte mu? O kimin sahte parasını evrakı. Harcıyorsunuz ya? Kılıçdaroğlu'nun itibarını sarsmak Kemal için Bey, o evrakı olur diyor, kim verdiyse olur, var nasıl CHP hiç il örgütü fotoğrafı yayınlayıp bunu zor durumda bıraktı ya. Çıkıp gerekçe uyduruyorlar. Kimler kim CHP içerisinde gerekçe kim uyduruyorlar. Bu? Gerekçe tamam, gerekçe. Sen niye dertleniyorsun o kadar? Ya, bırak Kemal Bey zora dursun. Bırakın ya bu CHP ikinci partisinin lideri ya. Kıyamam. O kadar üzüldün. Evet tabii ki. Ben niye ben %25 oy almış bir parti liderinde. Ya, niye takılıyorsun o kadar ya? Ya bu ülkenin bakanı. Normal, sen 7 ha? konuda yalan söylüyorsun der mi ya? Ben ya ben ne diyecek? Doğru mu söylüyor ülkenin... diyecek iktidar. İyi de yalanı ne diyecek? Da iktidar öyle diyecek belgesi tabii ortada. Ki. Allah Kemal Allah. Bey ağzını açamadı. Doğru söylüyorsun daha, dese istifa etmesi lazım. Ağzını açamadı. Ne diyecek? Yok hayır, ben ne yalan söylemiyorum. Evet kardeşim biz 6 milyar lirayı hüplettik. Öyle bizim bir şey yandaşlara cüplettik mi diyecek? Ya, tabii ki yalan diyecek. Ya, başka ya, ne diyecek? Ağzını açamadı işte Kemal Bey. Ne diyecek Kemal Bey? Kemal Bey ya 6 milyarlık yolsuzluk var diyorsun. Kardeşim yok. Ne var bunda diyor. Uydurma. 278 milyon, ya ama 278 milyon euro sırf Atatürk Havalimanı'nı ya biraz önce liraydı şimdi euroya çıkardın ya. Ya burada her yazıyor kardeşim ya. Bakanlığın sitesinden bakıyorum ya. Her gün ya. Değiştirme bu. 278 milyon euro. Hadi milyon TL olsun seni rahatsız etmiyor mu Murat Özer? Yok. Yok niye rahatsız etsin ya biz bir ülkede proje tamam. üretiliyor yani. Tamam ne projesi bu ülkede Türkiye'nin en büyük projeleri üretiliyor. Murat Özer diyor ki 38 milyon lira tazminat ödenmesi olmuş. Beni rahatsız etmiyor ya, diyor. Allah o zaman Allah. Benim artık söyleyecek bir sözüm yok gerçekten. Diyor ki kâra bak İstanbul Havalimanı kâra geçecek ve devlete 22 milyar Türkiye, euro da para ödeyecek. Türkiye 25 yıl boyunca ipotek Sultan ettirdiniz. İngiliz şey mahkemelerini tahkim ilan hiç, ettiniz. Yani, uydur, bir anlaşmazlık oldu. İngiliz büyükelçiliğiyle ne konuştuklarını belli, belli, belli. Çanak belli, kardeşim belli. Senin yaptığın anlaşmalarda var. Sen okumuyorsan ya. Ben ne yapayım? Ne köprü açıyorsun. Köprü açıyorsun. Euro ile peki geçen barış. Kalamış peki, ihalesini barış. Yapıyorsun. Ya, dolarla. Geçmiş, kâra geçmiş. Bu iktidar savunmayacak hiçbir bir derin yok. Nefes al. Bir rahatla. Bir derin nefes al. Savunmayın. Ya. Gerçekten ya, savunmayın. Tamam. Yalanı savunmayın. Bugün yani. Bu iktidarı savunmak gerçekten al. Akılla bağdaşır değil. Bir rahatla. Değil. Ellerini koy şöyle uzak. E tabii ki rahatla. Çünkü 278 milyon euro. Senin yaşlarına dağıtıldığında sen ondan memnun olursun. Bir şey soracağım. Güzel. Benim vicdanım kanıyor kardeşim. Sen rahatsız olmayabilirsin. Senin vicdanının kanayacak. 278 milyon şey euro sayar. Seni rahatsız etmiyor mu? Bir dakika ya. Rahatsız etmiyor mu seni? Bir dakika bir şey. 278 ya, bir milyon euro ya. Verilmesi. Bir saniye. Söyle kardeş. Ama. Hayır söyle bir o zaman. Bir dakika sakin ol. Bir sakinim dakika. Ben kardeşim. Hadi, sen bir söyle bakayım. Ya, o sahte belgelerin CHP'nin ellerini uzat bir şöyle masanın üstüne uzat. Yani. Uzat.
Gel terapiye geçelim. Relax ol. Ben sana terapi yapacağım arada. Bak. Özkan, ama Barış arkadaş diyor ki daha az maliyete bunlar yapılabilirdi. Ben gerek bunlar rahatsızım. Gerek yok havalimanına. Bak arkadaş. Gerek yoktu. Öyle demiyorlar. Atatürk havalimanını kullanıyorduk zaten. Köprüyü niye yaptın?